Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanan olayları siz de takip ediyorsunuz. Millet olarak neredeyse her gün bölgemizde patlak veren yeni bir krizle uyanıyoruz. Rusya ve Ukrayna, Karadeniz'den iki komşumuz. Bu iki komşumuz arasındaki savaş maalesef 2,5 yıldır devam ediyor. Binlerce, on binlerce insan öldü. Şehirler yıkıldı. Çocuklar yetim kaldı. Batılı savaş baronları dışında bu kan deryasından kazançlı çıkan olmadı. Halen ateşe benzin döküyorlar. Yangını körüklemek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Biz ise barışın ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz. İlk günden hep bunu yaptık. Bunun için mücadele ettik. İki komşumuz arasında hakkaniyetli davranarak, dengeli politizeyerek bu ateşin Karadeniz'e sirayet etmesine engel olduk. Çatışmalar başladığında bizi eleştirenler, bize laf edenler, hatta Türkiye kışkırtanlar şimdi bize hak veriyor, hakkımızı teslim ediyorlar. Aynı durum Gazze'de soykırıma uğrayan kardeşlerimiz için de geçerlidir. 7 Ekim'den beri Türkiye zulme karşı durarak insanlığın vicdanı kimseden lafımızı esirgemeden, kimin ne dediğini yapmadan Gazze'li ve Filistinli kardeşlerimiz için harekete geçtik. İnsani yardımlarda miktar bakımından en fazla yardım malzemesi gönderen ülkeyiz. İştirak ettiğimiz bütün uluslararası toplantılarda İsrail'in yaptığı katliamları gündeme getirdik. Batı dünyası ise bu süreçte gerçekten çok kötü bir sınav verdi. Savunduklarını iddia ettikleri değerleri çiğneme pahasına İsrail'in yanında yer aldılar. Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil hep beraber açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. Yemek kuyruğunda bekleyen insanları, yemek kuyruğunda bekleyen insanları, çadırlarında uyurken vurulan çocuklar, hastanelerinde öldürülen bebekleri düşündükçe gerçekten büyük bir mahcubiyet yaşadık. Mehmet Akif'in medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar ifadesinde bunu bulan o değişmez hakikate bir kez daha şahit olduk. Bakınız burada şunu açık açık söylemek isterim. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip yalanlarını elle kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır. Ülkemden bazı siyasi partiler diyorlar ki şu an Filistin başkanını Türkiye'ye davet etse parlamentoda konuştursun. Ya size bunu davet kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın. Önce iyice özür dilemesi lazım. Davet ettik, gelmedi. Bekliyoruz. Bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez. Ama biz Filistin halkının, Filistinli kardeşlerimizin adına zaten söylenmesi gereken her yerde, her toplantıda dile getiriyoruz. Kalbinde zerre kadar insanlık olan, vücudunda taş yerine kalp taşıyan hiç kimse böyle bir vicdansızlığı yaptıramaz. Hortlatılmak istenen Haçlı zihniyeti tam olarak işte budur. Bir tarafta Temsilciler Meclisi'nde o Hitler rüşvette olanın konuşmasını alkışlayanlar var.
Ama diğer tarafta da meclisinin dışında bakıyorsunuz orada da yine binlerce insan bunları lanetliyor. 40 bin masum katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil, kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz. Bu zeyi yerle yeksan edenlerin o kirli gözle yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir? Bugün Gazze'deki katliamı çıkarmayanların aynısı başka ülkelerin başına geldiğinde kim iddia edebilir? Bunun için her fırsatta Türkiye güçlü olmak, caydırıcı olmak ve yeter konumda olmak zorundadır diyoruz. Ekonomide, savunmada, siyaset, turizmde, güvenlikte, tarımda ve diğer alanlarda tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz. Verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi vardır. Geçmişte muannete muhtaç olmanın acısını çok çekmiş, bunun bedelini ödemiş ülkemizi aynı tercihle karşı karşıya bırakmak istemiyoruz. Kardeşlerim, son 22 yılda bu iddiamızı hayata geçirmek için gerçekten çok çalıştık. Maruz kaldığımız onca ihanete, sabotaja ve saldırıya rağmen hamdolsun her alanda imza attık. Ekonomide yılda ortalama 5,5 oranında büyüme kaydettik. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan 1,1 trilyon dolarına taşıdık. Satın alma paritesine göre ülkemizi dünyada 11. sıraya çıkardık. Hayatımızı 10 milyar dolardan aldık. Yaklaşık 256 milyar dolara yükselttik. Turist sayısını 15 milyondan yaklaşık 7 milyona, turizm gelirlerimizi de 54,3 milyar dolara çıkartarak büyük bir başarıya imza attık. Savunma sanayinde göreve geldiğimizde %80'leri bulan dışa bağımlılığımız bugün tersine döndü, %100 seviyelerine. Artık birçok ihtiyacımızı kendimiz karşılıyor. Hatta yıllık 5,5 milyar dolardan fazla savunma ürünü ihracatı gerçekleştiriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.